Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator Kastamonu Roleplay ile karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bugün tüm ekip buradayız. Ağlarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar, bugün Kastamonu bölümümüzde. Hazır herkes de buradayken. Ben dedim ki, bugünü de bitirmeden arkadaşlar, madem bir yere yonca, bir yere mısır ektik, bir tane tarlamız kaldı. Onu da ikinci asada yetiştirmek adına ayçiçeği ekelim dedik. Bayram yine bir şehir içine gitti. Bir şeyler alacak, verecek, bir şeyler yapacak. Biz de Björn, ben, Barış Yağım'la birlikte hep birlikte bir tarlaya hızlıca gireceğiz. Oraya ekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra 1-2 gün uyuruz. Uyuduktan sonra tarlalarımızın ilaçlaması, işte çapalaması, şudur budur. Ne varsa işte arkadaşlar, doğaçlama pataküte gideceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kazasız bir video bunun içinde geçerli arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Let's go. Lan evet. Gel. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bu ne? Pancar. Ana pancar. Hayır, kalmış. Hayır, o pancar değil, bu çükündür. Çükündür ne lan? Ne? O terbiyesiz, ne biçim konuşuyor? Hayır, yemin oğlum ederim, bir tarafta çükündür diyorlarmış buna. Ya oğlum abi, ya. Barış abi, bir şey der misin? Çok Karadeniz ve Ege bölgesinde şey diyorlarmış şey abi. Kırmızı pancara çükündür derlermiş. Ya oğlum, hala terbiyesiz. Yok, terbiyesiz. Ya. Barış abi, onu ben ya kullanabilir miyim? Teşekkür ederim. Hadi bismillah. Ben de kullanacağım. 75-56. Björn, 640'lık sana kaldı oğlum. Zaten direkt bindim. Barış abi, sen kırmızı pulluğu tak, buraya gel. Ondan sonra dökmez, diğerini çekmez seninki. Şöyle gel baba. Arkadaşlar bu arada... Ne oldu lan? Niye o dediniz lan? Çekmez dedin ya. Ona hakaret ya. 75-56 bu dörtlüğü çekmiyor oğlum, ben ne yapayım yani? Nasıl çekmiyor lan? Yolu bulabilir misiniz lan? Şu RSS'i çekmiyor diye 2-4-5'liği aldık. Nasıl? Yok, pulluktan dolayı abi. Üst çektirme abi. Alpler çok ağır, ağzı büyük. Anladın mı? İnci büyüğü. Dün ne onun muhabbetini yaptık be abi. Neydi lan? La sorma la. Şeydi, ya Björn taktı senin pulluğun inci, benimki şey. İkinci kanal. Allah Barış. Modern Farm'da. Oğlum. Ayçiçeğe de selam verdi Barış. Ne yaptı? Yok, bir şey, bir şey göndermedim. Abi, işim var ya, Bayram burada. Bir de kooperatifçiyle de görüşsene şehre gitmişken ya. Görüşeyim. Mikrofona yaklaş yap. Şöyle gel. Vallahi para kazanacağım şey var. Şurayı dön abi. Abi biz uyuduk mu hiç? Uyumadık. Şurayı dekeceğiz, öyle uyuyacağız abi. Uyuma oğlum, tamam ya. Orayı sürelim de ben hemen, kontratlı iş var. Cezayı mı yerim? Yok yok, işte onu diyecektim işte. Onda ceza da mı vuruyor la? Ya azalıyor bence cezayı da. Azalıyor mu? Parası 3 verdi yani 2 veriyor. Tamam. Buradan mı dönüyorduk la? Ne ekiyorduk buraya? Buraya ayçiçeği ekeceğiz, ayçiçeği. Buraya ya da buraya. Yok, da mısır eksek la? Mısır ekilsin ya. Ya, mısır dahi ya. Bir denelik olur, biri şeylik olur. Ya ikisini de şey yapalım. Olmadı, slaj yaparız la bunu. Ha? Valla. Olur. Slaj yaparız buraya arkadaşlar. Slajımız var mıydı bizim? Slajımız var da oradaki slajı satarız. Para abi, para evet, her şeyi. Anam bu ne lan? Bu diferansiyel kilidi zımbırtısı var ya. He. O yeşil olunca mı açık oluyor da kapalı olunca? Kırmızı şey, olunca. Kırmızı olunca açık oluyor diferansiyel kilitleri. Benim oğlum, motor kapattı. Oğlum benim motor kapattı. Hatta bu kapattı. Hatta bu kapattı. Arkadaşlar kendi... bu... O ne lan? Bu dörtlü pulluk var gibi de yok gibi de. Var gibi de yok gibi de. Hani o nasıl iş kardeş? Ben anlamadım, gitti ya. Dörtlü pulluk iki çizgi çiziyor abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle şöyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya yok ya. Biliyor, sen boş konuşuyor. Abi şöyle gel oğlum. Aa, tamam. Abi dümdüz gel yoldan. Şuraya gel abi. Buradan... Düz git. Hadi oğlum. Barış abi, düz git. Barış abi, tarla burada ya lan, ben tarlayı sürüyorum. Sen nereye gittin? Ya oğlum, bir yere gitmedik de bir tane şey tabela bana diyor, tut beni yakama bırak. Aa, Barış hay kaza Allah, dakikayı ya yazın. Arkadaşlar dakikayı kaza yazın. Kaza demedim ki. Ben dakika... Adam çok seviyorum seni ağabey dedi. Bak şu ana kadar hiç kaza yapmadım. Regnur abi gel. Görülmüş yeri sürüyorum, biliyorum, sus. Tamam gel bir şey göstereyim. Ha geldim, ne oldu? Benim motoru bir bardak çay al da git gel. Ooo adam bu ya. Vallahi adam ya. Çay getirmiş ya. Ya sen ne güzel bir evlatsın ya. Oh. Barış abi, şuraya gölgeye getir lan bir ön. Öğlenin saat 3'ün güneşi yakıyor ya Haziran ayında. Gel Barış abi, gel çay içiyoruz gel. 4 olmuş abi, 4. Güneş yakıyor oğlum Haziran'ın güneşi. 4 olmuş. Haziran oğlum. Haziran ayı oğlum. Şu anda güneş defemeyon. Ha, gideceksin deyon, gedemeyon mu? dök oğlum, dök. Ya Barış abi, gölgeye geçtik. Senin kafandan bize güneş vuruyor ya.
Gider misin? Dur lan ben de görgüdüm. Bakma gözükle. Allah Allah. Lan nereye gittin? Şey yaptın mı lan? Barış abi başına çıktı. Adamın üstüne çıktı. Falan sen yaparım diyordun traktörlerin. Hallettin mi? Hepsi aynı ne gün. Abi anlamadım. Traktörlerin diyorum muayene sigortası hepsi aynı gün. Ha, ya onlar, ne gerek var abi ya. Falan diyordun da. Ya takma kafana onları hallettik sigorta muayene sen ne yapacaksın ya? Oğlum o kadar para verdik lan. Kaç tamam, paraydı? Hallettim. Hepsi 6-7 milyar falan tuttu hadi. Abi. Aa, hadi gidelim. Hadi başlayak tamam, beyler hadi. Abi aynı yerden gidin be Barışko oradan gitme. Ben hani düzleşeceğim ya gel buradan çıkayım. Barışko. Gel, Barışko gel. Yeni mi çıktı lan bu Barışko? Ulan abi iki defa geldim bir defa sürülmüş gibi burası. İşte diyorum ya sürülmüş yeri sürdüm. Çaktırma. Şuraya şöyle gel. Arkadaşlar bu arada bugün pazartesi haftanın ilk günü. Haftaya ya Allah ya nasip ya bismillah diyerek başladık. Umarım okulunuz, işiniz, hayatınız, hayalleriniz kadar güzel geçiyordur. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve yorumlarda bizlerle sohbet etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Traktör konusunda bir önceki bölümde dedim ki ben çiftliğimize mantıklı gelen traktör dedim. Vallahi Allah razı olsun. Herkes kendi istek markasını yazmış. En mantıklı L4C bence de. Ama birkaç tane mantıklı yorumlar gördük. Tabii ki de isimlerini unuttum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yeri geldi güzelce yorum okuduğumuz için. Bizim çiftliğe en mantıklı gelen traktör şu anda elimizdekiler iyi para yapmadığı için ve ikinci el piyasası ucuz olan, sıfır ve ikinci eli ucuz olan yerli üretim traktörler oluyor ağalar. Ne diyorsunuz bu konuda? Hani, yani eğer kurtum olsa bu Başak hani bunlar daha mantıklı geliyor aga. Başak 20-75'imiz yok mu? Başak falan çok az kullandık olabilir. Ben sarı siteye evet, baktım mu? Abi TD'ler MD'ler şu an için bütçemiz gerçekten yetmez ve bizi ciddi anlamda borca sokabilir abi. Ciddi ben de pembe siteye bakıyorum abi. Şöyle gel abi. Arkadaşlar ağırlığı bilerek dokundurdum. O kaza değil o sayılmaz. Şöyle gel abi. Kredi çekildi odunu mi ittik burada? Odunu. Efendim toprağım? Kredi çekildi mi burada? Kooperatiften aldık ya bir taksitini ödedik ya daha. O kredi sayılmaz. Ne ya? Şey aldım o ikramiye. İkramiye mi o ne abi hibe mi? Hibe. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok Bayri abi. Abi ya. Sen yine boş yeri mi sürüyorsun? Yo. Normal yeri sürüyorum görmüyorum ya. Sen niye benim üzerime geliyorsun birader? Gelirim. 98 model 265'liğimizle. 96 da olabilir arkadaşlar. Tam olarak unuttum. 1900 çift sıfır model. Orijinal. Oğlum bunu ekstra alıp takılmıyor mu lan? Ne ya lan? Abi boş ver. Elleme onu gel. Devam et ya. Şov yapıyorsun işte Barış abi. Ön kaldırıyorum ya. 640'lığa takayım istersen Barış abi. Kapat değil bu ya. Hop. Şey diyeceğim Barış abi diyor ki. Kapat değil. Björn diyor ki yakma aynı lan oğlum. Taksi gibi traktör ya klimalı mlimalı bunlar mı muayene bence geçmiş? De gerek yok ya. Benimki de yazın klimalı da kışın gitmedi falan. Daha başındayız zaten Björn ya. Kışın soğutmalı yazın ısıtmalı. O nasıl oluyor lan? Çorum kaloriferi var bunda. O nasıl oluyor lan Björn? Otomatik abi. Ne? Otomatik. Emanuel Emeniki'yi tanımıyor mu toprağım? Tanımaz olur muyum? Ha tamam. Yanlış kişiye soru soruyorsun abi. Doğru. Barış'ım dün akşam Fenerbahçe Beşiktaş 3-1 yenmiş. Yendi. Nasıldı? Nasıldın dün akşam? Nasıl? Çok güzel. Hakeme rağmen çok güzeldi. Yine mi hakem sıkıntı yaptı? Lan motordan düştüm. Oğlum, ben niye traktörden düşüyorum ya? Oğlum bu maçta 27 tane karar var. 18'i Fener'in aleyhine lan. Bunu beyin spor şey bilmem yayın kuruluşta isimler. Peki söylüyor. Bir Galatasaraylı olarak Bayram bu konuda ne düşünüyorsun? Barış'ın aynı düşünceleri. Oğlum o maç var ya 6'ya 7'ye doğru da giderdi de bakma atamadı. Çok bu kötü Beşiktaş. Hakkında Beşiktaş'ın dışarıya çıksan en rahat dolaşabileceğin hat Beşiktaş defans hattı. Yani öyle bir defans hattına sahip. Ama şuradan bir şey söyleyeyim mi? Ben üzüldüm Beşiktaş bu değil ben yani. Ben de üzüldüm. Ya, bildiğin Anadolu takımı gibi gidiyordu. Hiç mi oynamadı lan? Daha yok kötüydü. Lan yemin daha ederim bak Fener atamadı kötüydü. Eğer atmış olsa ciddi söylüyorum tarihi rekor gelirdi yani. Allah Allah. Vallahi çok gerçekten üzüldüm ben tamam Fener'deyim ama Beşiktaş da değil. Ezdi diyorsun resmen ha. Ooo öyle yok öyle yani, yok. Peki nasıl gol attılar bize? Penaltıdan. Penaltıdan. Samet kaldı. Bizim bir tane stoperimiz var. Dosta korku düşmana güven veriyor. Kim lan kaleci mi? Yok oğlum stoper lan. Ha. İçimiz de Ajan. Björn stoper. Ajan. Björn. Boş. Defans. Ha, ne oldu Bayram? Bendeki futbol bilgisi. Biz öyle Emelik'e bir de lan benim bir şey evet. Diyor adam. Fenerbahçe'ye Samet'ten kötü haber yazmış. Herhalde Sarıgat ceza sınırında bir Fenerbahçeli kardeşimiz Samet'ten kötü haber mi? Dün gece çıktı. Bombayı düzenledi. Toprağım o gitti.
cezalı duruma düş. Tamam biz ne güldük ya. Haberi mi var lan? Bunun gibi bir haberi mi olur? Beyler ben konunun dışındayım. Hiçbir bilgim yok. Ben konuşacağım bir şey bulamıyorum ya. Azıcık futbolla ilgilen lan. Nasıl kapatalım sen... ya. Yani Alex de Souza, Roberto Carlos, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiriyor efendim. Roberto öyle Carlos. Mi oluyor? Abi yandan ne yiyorsun Barışko? Ha Barışko mu? Evet o kadar Barış olur. Barış abi bu sana niye Sayın Baronumuza Barışko diyor? Buna hal var bir Barbie giydirmeci oynatacak. Şöyle gel abi. Ne oldu toprağım? Sana harbiden Barbie giydirmeci oynatacağız. Barbie giydirmeci oynayacağım yemin ettim ha. Yemin ettim. Arkadaşlar bu arada her akşam TikTok 55 Ragnar kanalımızda canlı yayınlarımız oluyor efendim. Canlı yayınlarımız düzenli bir şekilde hastalık ölüm kalım olmadığı sürece Allah'ın izin verdiği her gün canlı yayındayız. Akşam 21.00-23.30 arası Farming Simulator canlı yayınlarımız oluyor. Gece saat 12'den sonra sabah saat 5'e kadar diğer oyunlarla alakalı canlı yayınlarımız oluyor. Yine söylüyorum gündemdeki oyunumuz şu an Sons of the Forest ve finale doğru gidiyoruz. Yaptığımız yapıları daha doğrusu yaptığım yapıları görmek için canlı yayına gelebilirsiniz efendim. Barış Ağam da bittikten sonra inşallah güzel bir videosunu çekecek onun değil mi Barış Ağam? Kim? Sen. Kim? Nasıl? Benim bundan haberim var mı? Evet. Allah. Abi. Diyorum bir yer yapmışım. Ha. Camiyi bir yapmışım. Görmen lazım. Görmem lazım. Şey diye. Düşünüyorum ya Björn. Olmaz. Benim biraz yapacak işlerim var. Senin evi yıkıp onun parçalarını kullanmayı düşünüyorum. Hayır. Öyle bir dünya yok ya. Ne demek bir hayır? Bir gece ansızın gelebilirim bak. Ha, dikkat et. Gelmiyorsun ki birader. Gelebilirim işte dikkat ne et. Ne zaman gelebilirsin? Lan benim bu motorda bir şey var herhalde ha. Benim bu motor çok. Mazotu nereden aldın lan Bayram? Mazotu... Senin bu gittiğin mazottan böyle ha bu motorlar. Merdiven altı bıraktı. Bu boğuluyor abi buna. Pro dizel mi aldın? Gördün mü nasıl döndüm? Barış ama bak Mesnevi'den ders alıyor arkadaşlar. Şöyle gel abi. Eller çevre kaldırıyor. Hadi bakalım hızlıca şurayı söyleyelim. Helal olsun. Lan hızlıca diyorsun dönemiyorsun ki bir dönsek zaten neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar. Anlatabilsin derdini. ETS 2 konusunda modlar getirmişsiniz. Bayrağımla bir örnek atmışsınız. Kontrol evet, ettiniz mi DM'yi? Yok. Allah. Link duruyor. Tamam. Onlara bir bakalım. Onları da bir kuralım arkadaşlar. Ekiple komple bir ETS konvoyu gelecek haberiniz olsun. Bu kanala devam mı etsin ETS 2? Diğer kanala mı gelsin? Bence haftada bir atalım buna ya. Evet iki değil video mi? Atacağız ya o zaman. İki video günlerinde olarak... ETS gelir. Snowrunner da yakında gelecek. Ya arkadaşlar bu aralar yoğun bir dönemdeyiz. Normalde işte bu kanala haftanın 4 günü 2 video gelecekti. O sistemi oturtamadık daha. Kusura bakmayın valla. Olacak canım daha yeni başlıyor. Sistem oturacak lazım. İnşallah arkadaşlar. İkinci kanala da işte 2 günde bir 3 günde bir. Ve ama hafta sonları cumartesi pazar kesin video geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunu da hadi bakalım tarlayı bitirdik oraya lan. Oraya da Farming serisine başladık modellerim. Bilmeyenler için. Oo. Şöyle büyük abi. Büyük tarla isteyenler. Bence burlama çıkma. Burlama kase çıkma. Var. Ne var oğlum? Kase. Kase ne lan? Kase. Kase. Neydi lan? Modern Farm'da. Modern Farm'da case evet. Var, Fent var, Deus var, 5S var. Arkadaşlar bilmeyenler varsa açıklamalardaki linklerden ikinci kanala gelebilir. İki bölüm yayınlandı sevgili dostlar. Hadi oğlum. Lan, bu motor niye çekmiyor lan diyor. Ne ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağımı biliyor musun beyler? Bu motor çok tıkanmaya başladı. Yok. Asfalda bir çıkayım abi. Son gaz yapıştırayım bir açayım bunu. Bence mantıklı hayır. Geliyor. Hatta bir havada tutabilirsin abi. Pislik varsa pisliği atar abi. Ben son gaz gideyim bir yapıştırayım abi son devir. Hayır abi doğru diyor. İçinde ne kadar pislik. Şu bu. Dönüyor. Ne yavaşla kaputu gidecek adamın. Şöyle Barış abi hatta işte. Ben şu sırayı da gideyim kaptırayım gideyim ya ben. Zaten şöyle, az bir şey kalmış ya. Bırak sen geri dönüşte bitirirsin zaten Barış abi. Kaçta sürüyorsun yokuş aşağı? Yokuş aşağı 15-16 ile gidiyor da boğuluyor abi. Devrini hmm. Almıyor devir iblisi bir gidiyor bir geliyor. Pislik var büyük 20 ihtimalle. Ile, 20 ile gidiyor mu? O pullo bana verirsen benimki de 20 ile gider Barış abi. Mazottan olmasın abi. İşte mazottan galiba diyorum ya diyorum büyük ihtimalle pislik var. Hmm. Şu asfalda çıkayım ben bir yapıştırayım ya. Kaç bakayım Barış abi. Şunu bir açayım arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam. Hadi dur gidelim ya. Arkadaşlar. Tarlamızı yok, sürdük. Yok hemen bu taraftan da bu taraftan. Kooperatifçi çocukla da konuşacağız. Bakacağız. Böyle şöyle bakacağız. Şöyle dön baba. Dön baba. Vurdum abi bitti son gaz. Let's go. Han şöyle. Abi traktör 50 basıyor 37'yi geçmiyor. Hadi bir dön. Traktörü açmam lazım bu şekilde. Ben daha bayırdayım. Neredesin Björn? Ben daha bayırdayım diyorum Barış abiyle yarışıyoruz ya. Ha tamam. Hadi oğlum. Arabalar, araba gelen giden yok. Ha? Yani yetemiyorum düzledim oğlum ben öyle. Bu ne yapıyor lan burada? Hadi gel hadi. Yok gelmeyeceğim ben zaten bilerek geldim. Tabii. Merhabalar. Ne yaptı lan bu?
Ne yaptın nasıl lan? Nasıl gidiyor lan bu? Gazla abi, gazla gazla gazla. Açılacak mazot inşallah. İnşallah açılacak. Hadi oğlum. Ne oluyor bu şu an? Ne oluyor lan orada? Denemedim mi diyor birisi. Tamam yeter Barış, abi, yeter. Abi traktör açılmıyor arkadaşlar. Hala 37 gidiyor, 50 basmıyor ya. Lan vites de yok la. Ana. Bir yandan hızlı gördün mü? Niye açılmıyor bu? Gerçekten geldi. Allah el frenini çektim lan yanlışlıkla. Niye girdin? Şuradan döneyim de arkadaşlar, çiftliğe geri gidelim bari. Nereden? Şuradan dönelim şöyle. Buradan böyle gel. Biliyorum. Barış ha. Abi. Oyun gitti oyun. Oy lan bayram. Şöyle gaz abi. Polis ne yapıyor lan tarlada? Nereye gitti oyun? Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun birader? Selamünaleyküm. Aleykümselam da polisin diye öyle yol atlayabilir misin birader ya? İn aşağıya mı bakayım sen? Buyurun komiserim. Neredesin? Gel. Buyurun komiserim. Peşine geliyor senin. Sen nasıl gidiyorsun bu yollarda? Abi traktörün... Şehir içi nasıl? Bir ehliyet fırsat ver bakayım. Abi bir dakika bak, bir anlatayım, bir izah edeyim durumu. Şöyle abi, anlatayım bir sana. Ehliyet fırsat... Bir dakika abi, bir dakika bir anlatayım. Yokuşa sürme la. Bir anlatayım memuru bey. Ehliyet fırsatı... Tamam. Tamam yalanım. Dur şuradan alayım torpidonu. Ehliyeti. Dur ana. Lan Björn. Ha canım. Ehliyet ruhsat şeyde kalmış, sizin motorda kalmış. 640 lira koy dedim en son. Dur sıradayım, bekle geliyorum. Tamam. Abi ehliyet ruhsat çocuklar getiriyor. Söyle. Yaz abi. 1-1-1-1-4-4-4-4 6-6-6 9-9-2-7-4-3-2-1-6 Yaz abi. Şimdi bize onu öde. Abi bak durumu... Bir üfle bakayım şimdi. Dur ben konuşuyorum dur. Abi memur bey ama anlattırmıyorsun ki sen bana işini. Üfle şunu. Üf. Alkol yok abi, bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Bak ben sana anlatayım memur bey. Ruhsatsız gezmenin cezasını bilmiyor musun? Abi köy yolundayız, kurban olayım şuradan şuraya ruhsatı yanımda niye taşıyayım ya? Ha geldi. Ruhsat yok. Ha Barış abi getirdi. Var ehliyeti. Radara da girdin. Abi nerede radara girdim? Duba yok, bir şey yok. Radar levhası yok. Ben yolunda gidiyorum, traktörü açmaya çalışıyorum. Sen bana ceza yazıyorsun ya. Böyle bir dünya yani, var mı ya? Sen boş konuşuyorsun memur bey. Ne boş ya? Aleykümselam Barış yap. Aleykümselam. Ya memur bey. Ne oldu ya, hayırdır? Ya Barış yap. Ruhsatı, ehliyet ruhsatı. Dur ben de dur ben. Dur geliyorum abi dur lan, geliyorum. Lan Barış yap getirmiyor muydu? Arkadaki o bende. Tamam o gelene kadar memur bey bak bir izah edeyim, bir dinle bir dinle. Memur bey. Ya anlat. Bak, anlat. Traktöre anlat. Bizim bir bayro var. Tamam mı? Gitmiş kötü mazot aldım. Biz de şurada tarlada çift sürüyorduk. Traktör sürekli boğuluyor. Fitreyi temizlemesi için son gaz bir açayım dedim motoru. O yüzden nasıl yaptım ya? La traktör ne? Radara mı girilir la? Git şehir içi 30. Sen 40'la geçtin buradan. %10'u 40'la geçmedim. Ya. 37'ye geçmedim motor. Aleyküm. Aleyküm selam. Bir an şu ruhsatları versene oğlum. Ver abi şu ruhsatı ver. Al buyur. Al abi al. Anam böyle bir şey olabilir mi ya? Ver. Motorlara da gireceğiz ya. Şeyi yazayım da. Yaz abi yaz. Yaz 50 milyar yaz. 50 milyar yaz. Toprağım 50 milyar yaz şey. Oğlum memur bey 50 milyar yaz. Bakacağız. Bakacağız. Bunun sigorta nerede? Bunun sigorta nerede? Hanginin sigorta nerede? Sigortaları... Nasıl sigorta nerede? Matsey Ferguson diye 265'e... Ne demek sigorta nerede mi? Kırmızı verdi. Şu 640'ını da verin, diğerini de verin bakayım. Öyle siz tabii bizi boş gördüğünüz civata sandınız. Buradan basa memur basa gidiyor bize. Memur bey, memur bey. 640'a da ver. Memur bey bir dakika gelebilir misiniz efendim? Şuraya da yapalım. Bir dakika gelebilir misiniz arabanın arkasına? Bunda da yok. Memur bey gelsene be. Memur bey bir gelebilir misiniz rica etsem? Bir şey konuşabilir miyiz? Neredesin? Barış abi bize bir müsaade verebilir misin? Hemen geliyorum Barış abi, halledeceğiz. Memur bey neredesin? Memur bey eğer şimdi bana ceza yazarsa benim abim beni döver. Kurbanın olayım. Bu seferlik görmezden gel. Sana ceza yazmazsam da devlet beni döver. Ya abi kimse görmedi, duymadı, bilmiyor. Memur, ben çok hak verdim. Ben sana bir yemek ısmarlarım. Bir ağırlarız seni. Ben akşam eve gittiğimde yastığa başımı nasıl koyacağım peki? Ya ne duyarcı bir memur çıktı ya. Abi bak sana diyorum ki sen akşam yastığa başımı dinle, koyma diyor. Beni dinle, ben eve beni giremem dinle. Eve. Beni dinle. Ha. Sigortanı yaptır. Şimdi bekliyorum. Ara bir yeri sağa solu sigortanı yaptır. Radar cezası 1000 lira radar cezam var. 3 traktörlü 3'ünün de sigortası yok. Tamam. Hemen bir dakika yaptır. Arıyorum bir dakika. Bir dakika. Hemen yaptır. Bir dakika abi. Alo Mehmet abi. Alo. Ben geçen gün sana motorların sigortalarının resmini attıydım ya WhatsApp'tan. Ona sonra parayı hallederim ben arayınca yaparsın dediydin. Onlar sigortalarını yapsana. At resmini atıyorum ben sana. At WhatsApp'tan resmini attı. Mehmet abi ne oldu seni bir yere mi sıkıştırdılar? Sesin diye öyle geliyor. Kimse cevap vermedi. Mehmet diye. Tamam Mehmet abi hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Abi de ben biraz şey. Mehmet abla. Memur bey. Sigortacımı aradım. Yapıyor sigortaları. Tamam.
bir bekleyek bakayım. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Gel, Barış abi. Ehliyetini ver, şuraya gel. Arka dur, tarafa gel. La. Önde ceza yazılmaz, hep arkada yazılır. Al. Gel. Tövbe tövbe. Al. Al. Heh. Al ehliyeti. Polis bey. Buna 52-A1'den Polis bey. Bu kim? Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Barış abi ne yapıyorsun? Polis bey, sizin plakanız nerede efendim? Ah, plakasız gezen polis. Plakasız bakayım. Plaka yok, duba yok. Kimliğini görebilir miyim radar polis yok. Bey? Kimliğinizi görebilir miyiz efendim memur bey? Kimlik görebilir miyiz? Buyur kimlik, bunu da görecek mi? Onu, o ben onu görmem. Şurada ben yapıyorlar abi. 20 milyona. Aha, nerede tin yapıyor? Tin tin. Memur bey, WhatsApp'tan mesaj geldi. Buyurun efendim poliçeler. Buyurun. Tin tin ya. Mesaj sesi ben alıp. Lan yanlış şeyi tutuyorsun, telefon o değil bu. Al. Durdu. Ya yeter artık, bıktım ben gidiyorum ya. Gidemeyiz oğlum, nereye gidiyorsun? Polis nereye gidiyorsun? Al ceza mahfuzunu. Ver abi. Kaç para yazdın radara lan? Radara girdin. İlk 15 gün ödersen 900 olarak ödersin. 15 gün sonra faize biner, 1000 lira ceza. Haberin 100 lira mı la 15 günden dolayı? Ben sonra öderim abi, bırak. 100 lira içinde. 1 milyar tamam. Anlamadım. Tamam memur bey ya, tamam. Yola açın. Yolu asıl sen yol aç da biz gidek de. Sen yol aç da biz gidek. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak istiyorsan trafik kurallarına uy. Emniyet kemerini bağla. Tamam. Ondan yazmadım ben. Traktörde emniyet kemeri mi var sanki ya? Vallahi benim 455'te var ya. Vallahi mı lan? Vallahi. Abi bizimkilerin hiçbirinde yok. Gidiyorum. Hadi görüşürüz memur bey. Allah'a emanet. Pek gidemiyor gibi ama neyse bir şey demeyeyim. Dur, nereye gidiyorsun? Dur. Kim lan? Sen bir dursana. Geç kenara geç. Ne oldu lan? Eve gidek de. Ben bir 5 dakika eve gidelim, evde konuşalım. Eve gidek evde. Hallettik ya Barış abi, takma ya. Tamam bir konuşuruz ya zaten. Ulan 1000 lira ceza yedik lan bir yorum. Ulan ya arkadaşlar. Gel olur kendine. Arkadaşlar üstümde nakit yoktu, tamam mı? Kartta da para yoktu. Ben sigortacıya ruhsatlara göndermiştim. Ben sana deyince yap demiştim. Ben nereden bileyim burada tarladan eve giderken ceza yiyeceğimi? Hani olsun, en azından kurtardık sigorta cezasını hemen ama işte radardan, işte traktörle radarda 1000 lira ceza yiyen Ragnar, ne bileyim abi. Yani traktörle tarihte bir radara girmezsin. Traktörle de ki girersin lan. Nereye giriyorsun bizim, abi? Bizim arkadaş yemişti ceza. Eve gidiyorum oğlum. Yol değişik, niye yollardan gidiyorsun? Ne yolu buraya oğlum ya. Allah. Az önce beni tutan levha. Lan dönsene motor. Ben de o levhaya pulluğu dokundurdum Barış'ım ama arkadaşlar orayı görmedi. Orayı yazmıyoruz arkadaşlar. Şu abi, ana kadar kazasız bir şekilde ilerliyoruz efendim. Şimdi bir önce. Abi. Polis de direğe dokundurdu. Polis mi? Polis ki az önce çaktırmayın oğlum. Önümde var ya, Mesnevi'den ders aldı. Taklat DGA'yla. Şu işi de ben bitireyim ya, şu yarım kalan. İlk girmişti ya. Şöyle gel. Abi kooperatifçi, diyor kooperatifçiyi çağır da. Gelsin de oraya bir mısır eksin ya. Şöyle gel abi. Rahat ol da bir şey diyeceğim sana. Tamam, ne oldu lan? Ben değil Barış abi diyecek, gel. Ne oldu lan? Dur oğlum, ben Barış'tan kaçıyorum, sen Barış abi bir şey diyecek diyorsun. Dur bekle. Adam yanıma geldikçe ben kaçıyorum, şuradan motoru yıkayayım bari, dur. Tamam. Arkadaşlar bu seneki sezonun ikinci sezonuna başladık. Yani normal ana sezonu kapattık. Mısır ve yonca biçimiyle ikinci sezona doğru geçişlerimizi yaptık efendim. İsmin polis yazıyor Bayreş Bey. Dur halledeceğim. Şunu da yıka abi. Şunu da yıka abi. Björn bu arada bir dahaki ay motorların muayeneleri var. Muayeneden randevu alalım. Neydi lan o randevu? MHRS'i. O hastaneydi lan. MHRS hastaneydi değil mi lan? Neredesin lan Regne? Bırak şu şeyi, bırak. Sen çıban çıkar. Ya niye Buyur Barış abi. La ben bu çarşıya gittim de. Ha. Bir tane deli polis vardı, oralarda geziyordu, yakalanmadınız da. Lan yakalandık oğlum ya. Neyi yakalanmadık vallahi ya? Valla. 1 milyar ceza yazdı radardan. Niye la? Senin yüzünden anasını satayım, pis mazot almışsın. Sadece, son gaz sadece sorun bari şey olsa, radar olsa sigortayı da yapmamış bu, gel. Hani ya? Ne yaptım diye? Yaptım lan. Aldı bizden 7-8 bin lira yaptım. Radar cezasıyla sigorta masraflarını atacağım ben şimdi şeye. Atayım, niye yalan konuşma? Hallettim. Böyle. Ya abi, yalan konuşma diyelim de üstünü örtme, erteledim diyelim Barış abi. Oğlum, ya büyütecek bir şey yok ya. 4-5, kaçıncı yalan olacak lan? Kolpacı. Ya Barış abi şimdi bak, azdan az çoktan çok gider Barış abi. Beni şimdi elimi attırma Barış abi. Nerede lan benim odunum? Allah, kaç. Hayır abi, kaç. Haydar gel buraya. Hayır abi, kaç. Abi elini kana İyi kaçmışım ben. Hayır abi, tut. Yeterdi ha, bu ne? Tut Barış abi, Barış abi tut. Allah, arkadaşlar nerede iyi gidiyor? Nerede lan bu? Yaşlı maçlı diyor, çok koşuyor lan bu. Vallahi da billahi ya.
Kellikten dolayı rüzgar tutamıyor onu ha. Bak böyle bak şimdi. Eğer dediğime karşı çıkıyorsun, bir şey diyorsun, olmaz diyorsun, böyle olmayacak. Nasıl olacak Barış ya? Ben sana söyledim yani. Nasıl olacak abi? Olurum bilmiyorum. Bir olurunu bulacağız ama bu şekilde olmuyor yani. Sürekli abi alt tarafı bir radar cezası yedik mi biladerim be? Cezada değiliz. Yalanların ne olacak? Ya nerede yalan konuştuk ya? Yaptım dedim ya, yapmamışım. Daha... Ne olmuş yani? Ha battık mı yani alt tarafı? Bu böyle olmaz, bu böyle olmaz. Nasıl olacak abi? Bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl bir çözüm bulacaksın? Önerin var mı? Çiftlik yerinde sayıyor, ilerlemiyor işte. Çiftlik yerinde ilerlemiyor da ben ne yapayım abi, benim yüzümden mi? Senin yüzünden hep aldığın yanlış kararlar, hep kendi kafana göre işler yapman. O abi işine gelmiyorsa zaman basket ne diyeyim ya? Yapacağız bir şeyler bu şekilde. Abi sen ne diyorsun Barış abime? Ya abi yani Barış abime... Abimdir, canım feda da yani, böyle üstüme de gelinmez yani birader. Nerede lan o? Björn'ü de ben kovalayacağım. Nerede o? Nerede o? Toprağım şu Björn'ü bir sustursana Björn, ya. Björn ben mi? Gittim, kooperatifçinin oradayım. Sen kooperatifçinin orada neye lafa dahil oluyorsun lan? Ha? Hain. Olurum. Tersizle mi konuşuyorsun oğlum? Megafonla mı konuşuyorsun? Ha? Megafonla mı konuşuyorsun? Telsiz var, telsiz. Barış abi traktörlerde. Evet, ne diyorsun Barış abi? Açık konuş benimle ya. Dim bayram bizimle açık konuşsun ya. Ben seninle devam edemiyorum artık. Ne? Ne? Yeter. İlişkimiz burada bitiyor mu? Başlayacağım bak, hala işin şey gırgırında şeyinde ya. Hayır abi. Neyse ya, sonra konuşuruz. Ben şu işim var, bir şey var. Gel konuşalım, gel. Adam gibi konuşalım, gel. Ne diyorsun abi, söyle bakayım. Dinliyorum ha, sustum. Gölgeye geçip bir kafayı sıyorsa bu. Ağaca çıktı lan adam. Abi sinirlenmiş. Ağaçada çıktı. Anladın niyetimi işte. Söyledim ben sana söyleyeceğimi. Gidiyor mu yani? Gidiyorum abi. Diyoruz. Gidiyoruz derken? Ne? Sen de mi? Sen de mi? Abi yeter, ben de bıktım. Ellemeyin abi çocuğu. Bayram sen de mi lan yoksa? Yok ben buradayım ben. Ben bırakamam seni. Adam. Tamam abi. Gidecekseniz buyurun abi, gidebilirsiniz. Alın abi elinize valizinizi, çantanızı. Kapı burada abi. Böyle olmuyor valizle çantayla. Hayırdır? Neyle olmuyor abi? Hayırdır böyle valizle çantayla ne oldu? Ne olacak abi? Tek başına mı kurdun oğlum buraları? Ya tek başımıza kurmadık ama dişimle tırnağımla kazıya kazıya geldik buralara abi. Bu anda kaybedip bizim çırpınıp senin kayıtlarını tamamladığımız... Mal mı böleceğiz yani şimdi, sen bunu mu diyorsun abi? Yani her şeyi yapacağız abi, yapacak bir şey yok. Tamam ne yapacağız şimdi? Nasıl yapacağız lan bu işlemi? Bunu ayarlayacağım, ben şu işimi halledeceğim, onu yine konuşup yarım kalan bir işimi halledeceğim. Ne olacak lan bayrağım şimdi? Lan çıktı gitti ya bu. Ulan ne yapacağız? Su akar yolunu bulur toprağım, gitmek isteyen gitsin. Giden gitmiştir, gittiği gün abim gitmiştir. Abim beni terk etti. Bayrağım. Agnar. Ha. Yapacak bir şey yok. Oğlum. Kooperatifçiye dedim geliyor, benim birkaç işim var. Tamam söyle, o tarlaya gitsin eksin orayı ya. Ana. Bu fidona ne oluyor lan? Ya da oğlum falan yani artık tanışmıyoruz, görüşmüyoruz, haberin olsun. Aha. Yönün oluyor. Ana. Tamam kardeşim. Vay be. Gördük, arkadaşlar. Gördük. Şey yapalım, biz hem bu durumu konuşalım hem de şu kooperatif için şu mısırı eksin, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hemen geliyoruz. 2000 years later. Evet arkadaşlar, bir tur uyuduk. Şu anlık işte Barış abi biraz sakinleşti gibi, ne düşünecek bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar, tarlalarımıza bir tur uyuduğumuz için bir gübre atacağız. Ama bizim gübre makinesi gerçekten ama gerçekten hiç hoş atmıyor arkadaşlar. İğrenç bir gübre atıyor bu. Bu burada kalsın Bayram. O orada kalsın evet, abi. Tamam. Ben gideyim şey yapayım tamam. Ya. Başka tamam, bir gübre makinesi alayım geleyim ya. İki makine olsun. Sonradan satarız. Olur. Zaten olur. Sattığımız zaman işe yaramıyor bu, o gübre makinesi. Danalar ne oldu danalar? Danalar ne oldu abi? Dana da alacağız. Evet. Ama alamayız ki şu an ya dana. Nasıl yapacağız o işi? Danalar düve olmuş düve. Danalar düve oldu abi. Onların altına bir saman bir yem versene bayrağım sen. Tamam veriyorum da. Arkadaşlar bu bilinçli olmadı bu. Kapı çarptı traktörü, bu sayılmaz. Ben bir gideyim abi kooperatifçiye, bir gübre makinesi alayım. Bakayım belki veresiye alabilirsek veresiye bağlarız. Ucuzsa peşin alayım. Ne diyorsun bayram? Çok zoruma gitti ya yaşanan. Oğlum benim ya sorma ya, benim de ya çok moralim bozuldu. Hala etkisi. Arkadaşlar bir hani abinin bir kardeşi terk etmek istemesi. Oğlum burada abi kardeş var mıydı lan? Yok muydu? Yoktu, normal. Ha yokmuş. Burada. Abim değilmiş. Terk et lan beni. Git buradan. Biz neyiz şu an? Git buradan. Dördümüz bir çiftlikteyiz. Ne demek biz değiliz? Akrabayız. Biz emmoğlu. Adını koyalım artık. Biliyor. Adını Feriha koydum oğlum. Feriha. Adını koyalım. Ya bir sorun var. Evet. Menfaati bitenin dostluğu bitermiş bayram. Bırak şimdi menfaati. Ayar. Edebiyatı. Efendim Barış abi. Ya oğlum ben şimdi iş kiraladım. Çiftliği bulamıyorum. Nasıl bulamıyorum? Bulamıyorum. Nereden kiraladım ben? Acaba abi, şeyin yok diye mi acaba la? Barış abi. Yetkin yok diye mi acaba? La şeker pancarı ne oldu la acaba Biyor? Bilmiyorum da. Bir ben şeker... şey diyeceğim Regner. Söyle. Benim arkadaşlar beni almaya geldi, arabayı bıraktım kapının önüne. Nereye? Nereye gidiyorsun, senin arkadaşlar seni almaya geldi? Yahu sana ne birader, Allah Allah. Özel Allah Allah. Toprak bu Barış abla biz mi atıştıktan sonra buna bir şeyler oldu ha. Ben sana Allah diyeyim. Allah ya. Arkadaşlar diğer yoldan gelsek direkt gidiyormuşuz ya. Ben niye tam o tarafa dolandım ya? Bir dahakine bu yolda...
Bak nereye bırakmış, aşağı sapağa bırakmış toprağın arabayı ya. Ya abi bu çocuk olmaz ya. Şuna bak ya. Allah Allah. Arkadaşlar böyle sorumsuz şey var mı etrafınızda, ailenizde? Onları etiketleyin, yorumlara da görsünler. Dakikayla bir yorum gelin. Vay be, çıkar giderim ha buralara. Biraz sorumsuz oluyor da hani bırakıp gidiyor. Ben açık ve net konuşayım arkadaşlar. Ergenliğinde ben de öyleydim. Yalan konuşmayayım ergenlik çağımda. Diyorsun ergen mi? Ergen mi diyorsun? Ne demek istiyorsun? Hayırdır? Evet. Hatta şöyle söyleyeyim toprağım. Ben eve gelip remorku hiç kurtarmadan direkt yere atıp gittiğimi bilirim. Abi delilendi mi diyor öyle şeyler? Abi kim uğraşacak? Ben içerisinde damla mazot varken 5 lira almaya bir komşuya gidip de yolda kalan adam. Ya ama o komşunun yüzünden bende mazot yok. Bak beni oraya yorma, mazotum biter dediğimde yine de hadi gidik dediği için oldu öyle. Yetki verir misiniz acaba? Ne yetkisi hani vereyim abi? Ne istiyorsan ver, ne bileyim hiçbir şey yapamıyorum. Dur hemen geliyorum abi, bir dakika abi hemen vereyim. Hemen vereyim. Artık arkadaşlar şey var yani, ne diyorlar ona? Durup da böyle yetki veriyorum çünkü kaza yapıyoruz ve yorumlara yazıyorsunuz. Şu ana kadar hiç kazam yok. Bir kere kapıyı açınca traktöre çarptı. Onu da aklıma gelmedi arkadaşlar hani öyle olacağı. Yani o hariç daha ben kaza yapmadım. Profesyonelce kullanıyorum yani. Ulan var ya, biz bugünkü yaşadığımız sıkıntıların hepsinin sorumlusu Bayram. Ama olsun, Bayram'ı sevdiğim için. Kooperatif neredeydi la? Ulan arkada bu ana bizim pancar olmuş la. Vallahi de. Kooperatif neredeydi la? Sen ne, hangisisin şu an, yanındaki tarla numarasını söyle. Galerinin yanındayım ben, galerinin. Çok güzel çiftlik buldum. Sen abi ileri gitmişsin, geri gelsene. Geri mi geleyim? Olduğun yerden geri dön ha. Şöyle mi döneceğiz? Şöyle gel abi. Bu taraftan geldim ha. Bu taraftan mı? Hayır, diğer taraf, diğer taraf. Diğer, aşağı gideceksin. Nereye gidiyorsun? Aşağı mı gideceğim? Aşağı neresi la? Ya geldiğin taraftan kardeş. O tarafta mı yaptın? Aa tamam la. Kooperatif şeydeydi ya la. Şehir içinde değildi ki, az ilerideydi. Ben niye öyle bir şey yaptım ki la? Yanından geçtim gittim ya la kooperatifin. Arkadaşlar bir şey de demiyorsunuz ha. Vallahi olmuyor böyle ya. Küseceğim ha. Vallahi küseceğim. Sevgili dostlar, bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Kooperatife 600 milyar borç vardı. 120 ödedik, 480 bin lira kaldı. Pancardan bir taksit daha ödeyip borcu bir yıl atmamız yok mu peki toprağım? Yok. Aa, borç da bölünsün. Doğru, hiç şey yapma. Borç da bölünsün. Borç, aa doğru diyorsun. Borç da bölünsün abi. Öyle, bunlar öyle yok. Bir durumu bir ayarlayalım. Doğru dedin toprağım. Doğru dedin. Evet. Ne yapıyor lan bu adam burada? Ulan o motoru bir yıkayın lan. Bip bip. Darili 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 darili. Aleykümselam, dur dur bekle. Darili. Yeter, boğazım bir şey oldu lan. Bu ne? Bu ne lan bu tekerler, bu motora gitmiş mi? Kardeşim pancar yerini şey yapıyorsun, ne yapacağız ya? Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun yeğen? Sen her şeye karışıyorsun, ben sana bir şey söyleyeceğim. Oğlum ya gübre makinesi almaya geldim gülüm. Ucuzlarından, gübre uygun fiyatlarından. Gübre makinesi yok, dağıtıcı var. Gübre serpme işte de, gübre makinesi deniyor ona. Gübre serpici. Diğeri ne peki? Diğeri işte ya ama. Ne oldu? Gübre serpiştirici hadi. Bu değil lan. Bu değil, bu değil. Suni gübre. Ben sana sordum poh kardeşim lan bu, benim. Poh poh. Evet. Evet. Git içine, iç kısma bak, yürü koş. Binanın ha, tamam, içine. Bana bana şeyleri gösteriyor ya toprağım. Poh dağıtıcıları gösteriyor ya. Sonra toprağım pancarlar doldu ya. Kooperatif çoktan başlamış abi. Adamlar pancar toplamış lan. Baksana hani şuna. Rotil moti bilmiyorum ki. Traktör makinesi pisliğin içerisinde traktörü duruyor. Traktörü yıkayver lan. Bayağı bir şey yapmış. Nerede lan yıkama makinesi? Yıkamıyorum ki, benim yetkim orada yok. Orada direkt tamirhanenin yıkamıyor, yanında. Yıkamıyor, yıkamıyor. Ben oraya gelir getiriyorum motoru. Şuradan ileriden dönelim. Getirme arkadaşlar. Niye getirmeyeyim ya? Şöyle gel. Ya arkadaşlar, kooperatifte gübre makinesi alacağım dedim. Biliyorum bunu anlamış. Ya abi dedim sana. Lan bizde katı ondan gübre var ya oğlum. Ya ne bileyim ya, bozuktu ya ben geçen kadar. Ne oldu lan, yanlış şey mi götürmüş? Poh dağıtıcılar ayarlamış. Olur böyle şeyler arkadaşlar. İç kısımdaymış. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet Björncüğüm. Helalımın aleyküm. Aleyküm selam. Tut şunu. Geri atacağız. Hop dur. Lan belim ağrıyor oğlum benim ya. Tut tut gel. Dur tutuyorum. Hafif bir şey. Allah Allah Allah. Bu sefer yaptı herhalde. Aa, bu sefer yaptı ya. Bu neymiş lan? Bu ağır, bunu kaldıramayız. Avrupa mı lan bu? Ha, tabii, onu kaldıramayız. Sana gelmez bu, biraz ağır. Bu ikisi mi var? Neymiş bu Türkay? Bu da var da bunu çekmez seninkiler. Bu ne? Anıl yatağınlı. Ya bende eski tip yeşillerden var ya. Fıçı şeklinde.
Traktör olarak diyorum kardeşim. Traktör olarak kiralayacağım. 265'lik var. Kaç ton aldın? Ne oldu Barış'a? Bu 2 ton alıyor. Ben bir iş kiraladım ya. Ha. Kiraladım çiftliği araya diyor oldum. Tamam artık döndüm. Yanımdaymış çiftliği. Ya Barış'ım ya. Abi bu niye Turkay kaçlık Turkay? 800, Turkay hangisi? Bu da 800'lük la Turkay. O da 800'lük bu da 800'lük. Anıl, biraz küçük. Bu Anıl yatağını ikisi de yerli üretim değil mi lan bunları? Tabii. Ha, kaç para bunlar? Şimdi öncelikle gübre yatağı atıcılar. Evet. Öncelikle sonlara doğru gidiyoruz. Evet. Anıl yatağı 50 bin lira. Oha. Onu lan. Tabii, o ne oğlum öyle bir gübre makinesi mi olur lan? Tabii. Bu? Diğeri 30 bin lira. Burkayı ver abi 30'a. 25'e ver. 30. 25'e ver. 50. 25'e ver. 40. 25'e ver. 55. Lan 25'e ver uzatma hadi be. Ana. Bence abi 25'e ver kurban olayım. Zaten vermem. Bak 480 bin lira borcumuz var size. O kadar benim iş yapıyoruz. Benim 20 vermeyeceğim. Lan size pancar daha satlattıracağız. Lan 25'e ver la şunu. İşim gücüm var la. 25'e alayım gideyim ben bunu. Yo 25 az abi ya. 27.5. Tamam 27.5. Tamam, şu ben... şeyde geri çektiriver şunu. Sen bana bak. Şunu ben sana para ayarlayacağım. Bunu hemen bana aktar Björn. Şuraya kur bir yere. O şeyden. Bana aktar hemen bunu. Ben hemen paranı aktarayım. 27.5 milyara gübre makinesi aldım bayrağım. 27.5 milyar. Çiftliğe para aktar. 13. 27.700 kooperatife aktardık arkadaşlar. 130 bin dolar paramız. Kaldı. Yanıma bindi asarcık. Ver Björn in lan. La in. Nasıl gidiyorum toprağa? La insene oğlum oturun. Gideceğim devredeceğim dur ya. Nereden devredeceksin tatlım? Bura mı? Ora. Tatlısı. Tamam. Efendim arka şey beyler ana bu açıkmış la. Videodan önce açmıştım bunu kapatayım arkadaşlar bir dakika. Ne o? Arkadaşlar bu arada bol beğeni bol yorumlarınızı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Çiftlikte değişkenlikler oluyor. Hani gelecek bölüm bizleri neler bekliyor? Az çok tahmin edersiniz. Ortalama gözükmüyor bir 6000 lirada nasıl gözükmüyor la? Tak gözüküyor. Ver bana ya. Tak ver bana. Tak, toprağım böyle bana. Sıkıntılar çıkıyor. Ne oldu ya? Ben Barış'ın yanına geldim. Tak motoru. Hah. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Şunun ön tarafıyla az bir şey ittirsene geriye doğru. Dur. Tut makineyi devrilmesin o zaman. Tutuyorum şöyle ya. Gel. Şöyle. Yavaş yavaş ağır. Bendeyiz mi? Az bir şu tarafa doğru it, sola doğru it diye geliyor. Çok ittin. Tamam yeter. Hadi Allah'a emanet. Selam söyle babanlara lan. Şeyler yaptı yeni şey yani. Aleyküm ha. Şerefsiz ya. Toprağım 10 numara bir gübre makinesi. Araya aksana benim paramı ya. Attım ya lan. Allah gübre Allah. Gübre var mıydı bizim ya? Var. Bayram. Efendim. O... işim var mı şu an? Yok. O 265'i o gübreyi dağıtıcı takım içindeki gübreyi döksene yere. Ona şey yapalım. Buna dolduralım. Bununla atalım. Arkadaşlar öbür gübre makinesinin atıp atmadığı belli değil ya. Vallahi da billahi. Bu nasıl bir şey? Bu arada gerçek hayatta bu gübre makinesi 30 milyar var mıdır ya? Vardır değil mi? Bilmiyorum sanırım. Tam fazla olabilir. Fazla da olabilir toprağım. Yalnız çünkü... bizim hesapladığımız fiyatlarla yani gerçek hayattaki fiyatlar çok farklı. Nasıl mesela farklı? Geçen hangi bölümdeydi bir yem makinesi aldık 80 bin liraya. Kastamonu bundaydı değil mi? Ama internetten bakım aldı bayrağı. O yem makinesi formuladan 250 lira. Abi ben internetten yazdım marka modelini. Muhtemelen geçen sene 80 bin liraya varsa ben bugün alayım dursun kenarda kışın satarım. Arkadaşlar fiyatlara internetten bakıyoruz. Ama hani video sırasında bakıyoruz. Videodan önce kurgu yapmadığımız için video sırasında baktığımız için. Hani yanlış fiyatları görüyorsak bunları maruz göreceğiz. Ben yorumda gördüm onu. Evet. Bu durumu maruz görelim. Nereye boşalttın la? Şimdi biri bir şeye 1 milyon yazıyor, biri 500 bin yazıyor. Biz ne yapalım bu durumda? Vallahi ilk ya çıkar... ortasını belirliyoruz. Şimdi videonun akıcılığı da bozulmasın diye arkadaşlar. Bizimkiler ilk çıkan sekmedekini direkt kafadan yazıyorlar. Alırken diyorum. Yanıma gübre getir. Barış abi sesin çok az geliyor. Ne dediğini hiç anlamadım ha. Şöyle gel abi. Güven şu Ramo'ya yüklesene şunu. Abi alamıyorum ki elime ya. Neyi alamıyorsun lan? Oğlum yetkim yok. Verdim ya lan. Allah Allah. Niye bende hala el işareti çıkmıyor? Ha, nasıl tamam. El işareti çıktı? Çıktı. Tamam. Oha. Ne kadar güzel atıyor arkadaşlar gördünüz mü? Wow. Yonca'yı gübreleyelim böyle götürün, ondan sonra. İçeri. Mısır'ı da gübreleyelim. Şöyle gel abi. Ha şöyle ya gübre attığımız belli olsun arkadaşlar ya. Ya abi. Barış abi. Sana bir şey demez biz Barış abimle konuşuyoruz. Bak sen bu adamlar. Sen beni aradı. Koskoca traktörle bir tane romuk takmış abi. İçinde de bir tane gübre var bak. Tek çeker ne diye duruyor. Ben anlamıyorum boş bunları ya. Oğlum ya sen rahat ol benim planlarım var. Sırf mozot şey. Her şey hazır. Tamam sendeyiz. Hayır nereye kadar abi böyle ya? Sen duymuyorsun abi. Oğlum bizi telefonla konuşuyor. Ben de bayramla konuşuyorum ya. Ha ben de seni duymuyorum. Bayram. Efendim. Şu pancardan sonra hamama gidek mi la?
Ben öyle bir şey diyecek zannediyorum ya. Oğlum bizde fesatlık yok. Bizde konuşmalar böyle. Bu fesatlık sayılmaz yeğenim. Ne sayılır biledin? Doğruları konuşmak fesatlıksa ben öyle bir yapıyorum. Strateji, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Abi ben bir şey ver, diyeyim mi? Ver. Olur da bu çiftlikten ayrılırsanız, tamam mı? Öyle bak, bir söyledi, bir öyle bir şey yaparsanız. Demek bizim gitmemiz olur da bu çiftlikten tamam ayrılırsanız. Ayrılın mı dedi? Biz bayrağımla gece gündüz çalışır, tamam mı? Sizi utandırırız bak, birader. Ben size söyleyeyim. Evi açık bırakırım gece. İş yaparım. Save açık bırakırım. Save açık bırakırım. Gerçekten ben yayındayken yani bayrağım aynen sabaha kadar oynamaz. Öyle save açık kalın. Gerçek hayatta da save açık bırakırım. Ne dedim bak, duymadın mı? Ben save açık bırakırım, ben yayındayken bayrağım sabaha kadar oynamaz. Öyle açık kalın. He sen açık bırakırsın aynen, ben de gelir oynamam. Biz gidemeyiz değil mi? Ben de gelir oynamam. Barış da gelip oynamaz. Öyle kapıyı kalın kapıyı arkadaşlar. Ben şeye gidiyorum beyler. Şuradaki mısırın yerine gübrelemeye gidiyorum. Ondan Barış sonra... Barış abi geliyor. Ne konuşuyor lan bunlar? Toprağım. Bilmiyorum, bunları paşa paşa bıraktım bakayım. Bir düşünsünler taşınsınlar. Toprağım. Toprağım. Barış abi. Tanaların altına saman serdim mi lan? 640'lığı taksam. Tamam. Sen de gitsen balyesini mi yapıyorsun artık? Ne yapıyorsan onu yap. Nereye? Benim bir asıl işim arkandaki var lan. Ne balyesi la? Olmuyor herhalde. Oğlum neyin balyesini yapıyorsunuz lan siz? Yanımızdan geçtin ya, yeğenim sen ya. Sen nasıl duyuyorsun? Şöyle gel abi. Bunlar ne balyesi yapıyor lan toprağa? Oğlum çiftlik ayrılmadı lan. Daha durun beyler hop. Yeğenim. Burada raconu da ben koyarım. Raconu da ben kaldırırım ha. Şimdi kaldırdım. Çak yaptım Barış'ım. Çak yaptım. Ben ki kontrat işi aldım ya. Evet. 2 gün önce. İşte o işi yapıyorum, onun balyesi. Björn de yardım ettiği zaman sayıyor mu? Saymıyor galiba. O yüzden etme dedim ya. Aynen saymıyor Björn. Bir kişi de sayıyor onu. Biz Barış abla hatırlamıyor musun Konyeli'de? Şimdi sen alsan biz yapsak nasıl olur? Olmuyor değil mi? Bilmiyorum çaldıydım adamın benim. Ben de mi olmadı Barış abla? Şimdiden yani biz o kontratlı işlerde arkadaşlar Konyeli serisinde sıkıntı yaşıyoruz. Vay bayram gelmiş. Hayır Samsun'da sıkıntı yaşıyordunuz. La bayram bu yavaş yavaş. Samsun Bafra'daydı doğru doğru. Lan niye durdurdun o toprağım. Tarlaya bir geçsene, gübre durumu ne diyor ya? Gübre çok az Barış gidiyor. Abi, Barış abi. Gübrelendi %100, gübrelendi %100. Aa süper. Abi şey yapsak nasıl olur? Hadi ben gidelim toprak, diğer mısır yiyelim. Kenara ayırsak o parayı. Gazla abi, şurayı da hallettik. Arkadaşlar, iş var mı? Sen bu seride gördüğünüz üzere gübre ve ilaç sistemlerini bu şekilde videoda aktarıyoruz. Önceden de atıyorduk ama biz kayıt arkasında gübreliyorduk ve yorumlarda bu tarz sistemleri görmeyi istediğinizi yazmışsınız. O yüzden artık videoda yapıyoruz değil mi Barış abi? Aynen. Halk istedi. Biz yaptık. Kastamonu roleplay. Kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Evet. Ragnar. Efendim abi. Yılan bak, yılan yap bakayım oğlum. Tıs 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 tıs. Arkadaşlar vallahi bol yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz ya. Beğeniler azaldı ya. Vallahi. Oğlum bu nasıl hızlı gidiyor biliyor musun? Vallahi abi, paylaşacağım 3-4 tane modlar var. Sizden nasıl beğeni artışlarını bekliyorum ya. Yani bir beğeni atmak bu kadar zor olmamalı ya. Ağlayayım mı ya? Ağla bize ne? Ağla bakayım bir nasıl ağlayacak. Al sana bir TikTok videosu. Ya Björn ya. Oh yeah. Ya Björn ya. Arkadaşlar lütfen yapmayın. Neye benzedi lan o? Neye benzedi? Ağlamak değil de dananın meylemesi gibi bir şey oldu. Ya, yok aynen, be abi abartıyorsun be. Bayram gelsene lan. 37 ile geliyorum ben. Radar cezası. Lan sen gelme gelme hiç. Dur ben sana gübre alayım da. Bir tarla zaten. Boşuna gelme. Ha gezerek gelmek istiyorsan gel. İyi bari akıllarına geldi Barış abi. Eve git abi. Hadi oralar ola. Ulan o 65'liğe bir uğursuz geldi arkadaşlar bana 65'lik ya. Valla. Şuradan ne taraftan gideceğiz? Benim elimden alırsan traktör olacağı. Senin elinden nerede traktör aldık biz birader? Allah. İlk başta ona niye geliyor lan hala bu adam benim peşime? Dur bakayım. Oradan eve gideceğim eve. Ha buradan sen mı gideceksin? La şu motora düzgün sür la. Merhabalar. Merhabalar Barış abi. Merhabalar. 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 Arkadaşlar kaza merhaba, yapmadım ben bu bölüm. Ben bu bölüm kaza yapmadım. İçimden kalır bir kere vurayım. Yo, abi, tövbe estağfurullah, sen bir kere pohları nereye döktün sen? Björn, Björn, tarlasını. Björn, Björn, 7 numara tarlada kooperatifçinin mimseri var onu al. Ben oraya gidiyorum, arkadaşlar duymasın. Çabuk. Allah Allah. Çabuk, arkadaşlar duymasın, çabuk oraya doğru gidiyorum. 5 numara tarlada. Ananım, motoruma vurdu. Beyler. Ben de bir şey oldu sandım, niye halladı oğlum? Ben vurmadım arkadaşlar, tabii, tabii. Allah senin belanı versin adam ya. Kazasız video olacaktı çok güzel ya. Al sana kazasız video al bak. Al al işte levhaya da taktık. Al ayağından vuruyorum seni al. Kazasız video da diyor. İlk başta tavraya giderken şurada bir reşahit açayım. Öyle de demedim. Abi evet, şu güzelliğe evet bak reşahitli Allah'ım tamam, çıldıracağım. Hemen kapattım.
Arkadaşlar bir şey diyeceğim, çok özür dilerim. 10 saniye bir yerde reşayı da açtım. 10 saniye. Hemen gözüm ağrıdı yazanlar olmuş. Benim la, şimdiden gözüm ağrıdı. Lan 10 saniye ya, açtım lan. Ne ara gözünüz ağrıdı arkadaşlar ya, vallahi ya. Ve bilerek ya yapıyorsunuz gibi geldi ha. Gözümüz ağrıdıkça sen açıyorsun onu. Al. Al Barış abi, açtım. Al. Hem bunda göz ağrımaz ki, renk nasıl oturdu. Şuna baksanız arkadaşlar ya. Güzelliğe bir bakar mısınız ya? Aa, yemin ediyorum harika bir şey ya. Çekirge gibi zıplıyor mübarek. Kim lan? Ben bu şartlar altında daha fazla çalışamam. Ben terk ediyorum. Ne oldu lan bayrağım? Barış abi terk etti. Oğlum nasıl ısırıkmışız lan biz? Tarlanın yüzüne bakılmıyor lan. Vallahi şuraya bak yeminle. Bilemiyorum. Kim ekti lan burayı? Bir de kavga çıkarttı. Kooperatifçi. Kooperatif çekti, bir de kavga çıkardı. Hain ya. Ve arkadaşlar. Zekniz de abi orayı. Mısırlarımızın, yoncalarımızın bakımlarını da yaptıktan sonra videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ağlar elinize, kolunuza, yüreğinize yeni sağlık. Yeni bölümü kaçırmayın. Arkadaşlar önümüzdeki bölümde güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Yoksa hareketlilik geldi arkadaşlar seriye. Neler olacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ulan geçen bölüm de burada bitmişti. Rabbime emanet. Hoşça kalın.